İlçe teşkilatı olarak ziyaret ettik. Ziyaret sebebimiz hem bizim yeni kurulan bir ilçe teşkilatı olmamız hem de valimizin ilimize yeni gelmiş olması. Fakat geri gelmez tabii bir takım hemen çalışmaların içerisine girdiği için bir fırsat bulamamıştık. Özellikle Sayın Valimizle bu Sarıyayla Barajı'nın açılışı sırasında beraber çalışma fırsatı bulduk. O açılış programının hazırlanışı ve tamamlanışı noktasında orada oluşan ortamdan sonra da beraber paylaştıktan sonra da bir araya gelip bir çayını içmek istediğimizi kendisine ilettiğimizde zevkle demişti. Bize bugün saat 10.30'da randevu verdi, kendisini ziyaret ettik. Akçakoca'yı konuştuk. Akçakoca'nın güzelliklerini konuştuk. Akçakoca'nın özellikle Vali Bey İskenderun'la kıyasladı. Çok bizim için de hoş bir sohbetti. İskenderun'da kaymakamdım. İskenderun'da Hatay'ın böyle Akçakoca gibi denizle şehrin buluştuğu, insanların denizle kaynaştığı bir ilçe olduğunu, dolayısıyla Hatay'da valinin de veya işte bakanların da gelen devlet büyüklerinin de hem ilk tercih ettikleri yerin İskenderun olduğunu, o zaman kaymakam olarak hep onlarla karşıladığını ve onlarla birlikte olduğunu, burada da vali olarak gelen misafirlerine, işte gelen bakanlarımızı Akçakoca gibi şirin bir ilçede misafir ediyor olmasından Akçakoca kaymakamını çok iyi anlıyorum. Çünkü ben vali olmadan önce onun konumundaydım. Bugün ben vali oldum. O benim pozisyonuma düştüğü gibi bir değerlendirme yaparak Akçakoca ile İskenderun'u kıyasladı. Çok bir hoş sohbet oldu. Üniversite yolu meselesini konuştuk. Üniversite yoluyla ilgili biz programı almıştık. Her şey hazır. Zaten şeyden yapılacak. İller Bankası vasıtasıyla yapılacağı için planı, programı, projesi, her şey hazır. Cumartesi günü yapılacaktı. Ancak İşletme Fakültesi inşaatı başladığı için orada İşletme Fakültesi'nin harfiyatı çıkarılıyor ve harfiyat kamyonları çalışıyor. Orada da bir 9-10 gün kadar harfiyat kamyonlarının çalışması süreceğini söylediler. Bir, hem o açıdan. İki, bir kısım alan belediyeye ait. Tabii yasal olarak orada belediyeye ait kısımla il özel idaresinin ait olan kısım var. Bunlar arasında il özel idaresi imkanlarıyla yapılacağı için belediyeye ait olan kısmın da kalmasına gönlümüz razı olmadı. Her ne kadar belediye başkanımız bu konuda gerekli çalışmaları bugüne kadar yapmamış olmasını orada da öğrenmiş olduk. Ben belediye başkanımızdan özellikle talep etmiştim. İl özel idaresiyle görüşerek orada bir mutabakatla bunun yapılması noktasında. Sayın Valimiz kendisi belediye başkanımızla görüşeceğini ve o bir protokola bağlayarak belediyeye ait kısmının da bu programın içerisine dahil edilerek üniversite yolumuzun sıcak asfalt olması noktasında çalışmaları sürdüreceğini söyledi. Hem bu işte harfiyat nedeniyle, hem bu protokol çalışmaları hazırlanmaları nedeniyle, bir de aynı zamanda biliyorsunuz o yoldun çok su alıyor. Yani düz bir yol, sağa solu drenajları şey değil, biraz hani hazırlıklı değil. O drenajların da düzenlenerek suyun asfaltı bozmasını engellemek gerekiyor. Bu konuda da hem özel idare kendisine ait bölümlerde çalışmalarını tamamlayacak, hem de yapılacak bu protokolla belediyede ve belediye başkanımızla eğer belediye kısımdaki çalışmaları tamamlarsa yolumuzun daha sağlam, sağlıklı ve daha uzun süreli kullanılabilir hale gelmesini sağlayacağız. Daha verimli olmasını sağlayacağız. Tabii biz kamuoyuna onun bir an yani asfaltın işte ay sonuna kadar yapılacağı konusunda bilgiler aktarmıştık. Tabii biz bu bilgileri de bürokratlardan aldığımız bilgilere göre aktarmıştık. Son geldiğimiz aşama bu. Biz tabii bunları yaparken kamuoyunu her zaman bilgilendirmeye çalışıyoruz. Ama karşımıza çıkan işte daha önce yağan yağmurlar vesilesiyle İşte yolun bozulması ve işte plantin çalışmaması ve programın aksaması, hem de bu ortaya çıkan son durumdan dolayı bayramdan sonraki iki hafta şu andaki eğer herhangi bir aksaklık olmazsa bayramdan sonraki hafta
Son, bir sonraki hafta olacak. Yani bayram sonu bir hafta daha sonrası. Yani yaklaşık 15 20 gün gibi falan herhalde 20-25 gün gibi sürecek. Yani ben o konuda kamuoyunu bilgilendirmek istedim.